Merhaba sevgili arkadaşlar. Modin'in bugünkü sorusu bir kelime sorusu. Cümlemizi hemen inceleyelim. Küresel ticaret global trade is a national necessity ulusal bir zorunluluktur. That ile yapılan bir adjective clause'da bu ifade nitelenmiş. Nasıl ulusal bir zorunluluktur? That expands choice seçenekleri artıran and creates bla 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 at home. At home ifadesini burada yurt içinde diye çevirmemiz gerekir. Yurt içinde nokta noktayı oluşturan, yaratan bir ulusal gerekliliktir. Peki yurt içinde küresel ticaret seçenekleri artırırken neyi beraberinde getirebilir? A seçeneğinde colleague, meslektaşlar. B seçeneğinde ilgi, alaka, relevance. Ceyhan'da prosperity, refah. Denizli'de descendant, soyundan gelen. Edirne'de ancestor, ata. Cevabımız prosperity olacaktı. Yurt içinde de sevgili arkadaşlar refahı artıran bir ulusal gerekliliktir dedik. Arkadaşlar herkese merhabalar. Seçeneklerde sıfat görüyoruz. Hemen sorudaki isme bakalım. Impact kelimesi var. Etki anlamına geliyor. A'yı değerlendirelim. Beneficial impact faydalı etki, Bursa contemporary impact çağdaş etki, Ceyhan reluctant impact gönülsüz etki, Denizli willing impact istekli etki, Edirne redundant impact gereksiz etki. Şimdi bakın burada bile ikili baktığınızda A seçeneğin ön planda olduğunu görüyorsunuz. Ne diyor cümle? Okul öncesinden itibaren Amerikalara ne öğretiliyor? E, geri dönüşümün önemi. Onun x etkisi nasıl etkisi? Faydalı etkisi tabii ki bu anlamda A seçeneğinde kalmanız gerekiyordu. Ve ne oluyormuş? İşte o olmazsa yani ee, geri dönüşüm olmazsa gerçekleşebilecek çevresel felaketlerde onlara üretiliyormuş. O zaman gerek faydalı etki anlamındaki beneficial impact doğru yanıtımızı verdi. Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz bir noun yani isim sorusuydu. Hemen seçeneklere bir bakalım. Counterpart benzer, kopya, muadil, emsal. Bursa'da verilen recession, resesyon yani piyasadaki durgunluk, ekonomideki durgunluk demek. Ceyhan'da verilen exhibit, sergi. Deniz'de verilen failure, başarısızlık, eksiklik, iflas. Edirne'de verilen dismissal, kovma, işten çıkarma anlamlarına sahip. Hemen anlama girelim. Darlayıcı değil, dikkat. Kanada Tarih Müzesi güncelliyor. Updating. Neyi güncelleyebilir? Tabii ki doğru seçenek Ceyhan Exhibit sergilerini güncelliyor. Ama devamını bir okuyalım. To include more about indigenous peoples. Indigenous'ı bilelim. Bir yere Öz, özgü, yerli demektir. Yerli halklar, oradaki people'sı halklar diye çevirelim. Daha fazla onlarla ilgili bir şeyleri sergilerine dahil etmek için güncelleme yapıyorlarmış. Bu kadar efendim. Ceyhan doğru seçenek. Moda değil, modi cevaplandırdı. Selam selam arkadaşlar. Seçeneklerde sıfat bilgisi ölçülüyor. Anlama girmeden Bursa'yı ve Edirne'yi birbirine eleteceğim. Niye? Vulnerable Bursa'daki hassas kırılgan, susceptible de bu da hassas kırılgan. Anlamsal ve yapısal olarak aynı, birbirine elettik. Şimdi boşluğun devamında gelen hunting ismini Adana ile bir niteleyebiliyor muyuz bir bakalım. Fluent akıcı avlanma. Olmadı. Ceyhan'a geldim. Yaygın avlanma olabilir. Denizli, accurate, kesin avlanma, doğru avlanma, tam avlanma deyince olduğu gibi. Gel yukarıdan bir okuyalım. The bear's population, ayıların nüfusu plummet, azaldı, dikine düştü. Ve bu 1850'lerde başlamış. Peki neden dolayı? Nasıl avlanmadan dolayı? Tabii ki yaygın avlanmadan dolayı Ceyhan doğru. Bir de hemen end'in devamını bir okuyalım. Başka neden dolayı? Tuzağa düşürülmeden dolayı, trapping. Ve onlar şu anda, ayıların şu anda asıl bulundukları bölgenin sadece yüzde ikisinde bulunuyorlarmış. E bu bağlamda işaret edik Ceyhan Whitespread'i. Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz neydi? Bugünkü sorumuz bir sıfat sorusuydu. Gelin seçeneklere bir bakalım. Ultimate, nihai, son, temel. Indifferent, kayıtsız, umarsız, ilgisiz. Elective, seçmeli, seçilmiş. Eventual, nihai, en sonunda. E bir dakika, o zaman Adana ile Denizli'yi birbirine iletelim. Ondan sonra devam edelim. Çünkü yapısal olarak bir farklılıkları da yok. Edirne Immense, kocaman. Boşluğun devamında gelen challenges, zorluk ifadesini hangi sıfatla niteleyebiliriz? Ona bir bakalım. İlgisiz, umarsız, kayıtsız zorluk olmadı. Seçilmiş zorluk o da olmadı. Geriye kaldı kocaman, büsbütün zorluk. Hemen anlama girelim. Yani işaretledik Edirne'yi. Çin'in artan sayıda hayırseverleri diyorlar ki, filantropisti bilelim hayırseveri. Diyorlar ki onlar o büyük zorlukların farkındalar önlerindeki ama onların işlerini yapmaya, devam ettirmeye kararlılar. Bugünkü sorumuz bu kadardı. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Elimizde bir fiil sorusu var. Hemen seçeneklere bakalım. Adana'daki repeat tekrar etmek anlamına geliyor. Bursa'daki release farklı farklı anlamlara gelebiliyor. Serbest bırakmak gibi bir anlamı var. Piyasaya sürmek gibi bir anlamı var. İnsanların bilgisine sunmak gibi bir anlam var. Ceyhan'daki didius ve denizdeki infer aşağı yukarı çıkarmak çıkarım yapmak gibi anlamlara gelebildiği için birbirini zayıflatıyor. Edirne'deki order'ın da sipariş vermek, emretmek, düzenlemek gibi anlamları var. Şimdi soru kökünde boşluğun sarında kazanımlar, cirolardan bahsediyor. Bu Pepsi gibi, Delta Hava Yolları gibi şirketlerin cirolarından bahsediyor. Ve soru kökünde diyor ki ABD'deki şirketler işte ikinci çeyrekteki raporlama sezonuna başlamasıyla birlikte başladıkları için bu Pepsi gibi Delta Hava Yolları gibi şirketlerin de e, cirolarını bir şey yapması dönemi gelmiş. Cirolarını ne yapacaklar? Tekrar etmeyecekler Adana'da eledik. C ile D zaten birbirini zayıflatıyor. Edirne'de de sipariş de etmeyecekler. Hem emir de etmeyecekler. Cirolarını halka sunacaklar. O halka sunmak anlamını da Bursa bize verebiliyor. Doğru cevap release. Modi sorularına kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Gelin hep beraber seçeneklere bakarak başlayalım. A seçeneğimizdeki occupy fiili işgal etmek, meşgul etmek, kaplamak anlamlarını. B seçeneğindeki occur fiili meydana gelmek, gerçekleşmek anlamlarını taşımaktadır. C seçeneğine baktığımızda invade fiiliyle karşılaşıyoruz. İstila etmek demektir. D seçeneğinde conquer fiili fethetmek, bazen de bir korkuyu yenmek anlamında mecazi olarak kullanılabilir. E seçeneğinde explode ise patlamak anlamını bize veriyor. Soru köküne baktığımızda boşluğumuzun hemen sağ tarafında herhangi bir isim yani nesne kullanılmadığını, burada da fiilimizin geçişsiz yani nesne almayan bir fiil olması gerektiğini görmekteyiz. Topluluklar yeni bir teknolojiyi onu icat eden topluluktan aldıklarında Sadece o yeni teknoloji alanında değil birçok farklı bağlamda da difüzyon yani yayılmalar meydana gelebilir dediğimiz gerçekleşebilir dediğimiz B seçeneği iki örfü ile sorumuzun doğru cevabını oluşturmaktadır. Dilden herkese merhabalar. Bugünkü sorumuza hemen bakalım. Seçeneklerde isimler var. A seçeneği demands, talepler, istekler. B seçeneği advantages, avantajlar. C seçeneği attempts, girişimler, teşebbüsler. Denizli drawbacks, kusurlar, eksikler. Edirne improvements, gelişmeler, iyileşmeler olarak yorumlayalım. Ee, soru kökü ne diyor? Among the that have discouraged developers. Buradaki det önemli arkadaşlar. Adjective clause yapıyor ve öncesindeki ismini teliyor. Peki devamında ne yapmış bu? That have discouraged developers. Yani developerları caydıran bir şeyler arasında ne varmış? Containers are not designed for the stress of multi-story construction. Yani containerlar kont çok katlı yapım için e, uygun tasarım e, edilmemiş diyelim. O zaman negatif bir kelimeye ihtiyacımız var arkadaşlar ve negatif kelime olarak yorumladığımızda seçeneklerde sadece denizdeki drawback kelimesini görüyoruz. Yani e, developerları caydıran, diskariç eden kusurlar eksiklikler arasında şu vardı dersek D seçeneği doğrudur. Selam selam arkadaşlar. Bugün seçeneklerde isim bilgisinin ölçüldüğü bir soruyla karşı karşıyayız. Hemen seçeneklere bir bakalım. Negotiation müzakere, reference referans, ima, gönderme. Ceyhan'da verilen advancement ilerleme, precaution denizindeki önlem, tedbir ve appreciation da takdir, minnettarlık anlamlarına sahip. Anlama hemen bir bakalım soru kökünde. Uçak kön bon havalanma Divert yönlendirildi. Ne olarak yönlendirildi? Tabii ki doğru seçenek precaution. Bir önlem bir tedbir olarak yönlendirildi demesi daha sağlıklı çünkü normal gidişatın aksine gerçekleşen o divert ifadesi var. Peki 151 yolcu o on board önemli güvertedeki yani uçaktaki 151 yolcu were disembark. Embark ifadesi aynı evacuate gibi düşünülebilir ama uçağı bir aracı tahliye etmek için kullanılır. Nedir? Emergency light acil durum kaydırağı kullanılarak tahliye edildi. Bir soru sonraki soruda görüşmek üzere. Selam selam arkadaşlar seçeneklerde bugünkü sorumuzda bir fiil bilgisi var. Boşluğun devamındaki to edatına pirepine dikkat edelim. Devamında to edatı almayan edineki comply elensin. Comply uyum sağlamak, riayet etmek anlamlarına sahipti. Adana dedicate adamak. Bursa complain şikayet etmek. Ceyhan attribute atfetmek. Ve Denizli devote o da adamak ifadelerine sahip. Yani Adana ve Deniz'den şöyle bir uzaklaşsak iyi olacak. Bursa ve C Ceyhan arasında gidip geleceğiz. Okuyalım soruyu. Apple, bu elma değil tabii ki. Ünlü teknoloji firması. E, yeni teknolojileri embrace etmede, kucaklamada, benimsemede yavaş olarak düşünülüyor. Şimdi burayı, bu cümlenin hepsini bir niteleyeceğim. Which some? Alt taraftaki adresiyle beraber al. Bazıları arrogance'a bunu bir kibre. Diğerleri ise ihtiyat, caution. İhtiyat veya tedbirin fazlalığına ne yapıyorlar? Atfediyorlar deyip Ceyhan attribute'u işaretledik. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere. Yeniden merhaba arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Seçeneklerde sıfatlar var. A ve B seçenekleri essential ve necessary. Gerekli anlamındalar. Çok yakın anlamlı kelimeler birbirini götürebilir. C'deki significant önemli. D'deki trivial tam tersi önemsiz. E'deki familiar aşina tanıdık demek. Soru kökü ne diyor bize? E, Yeltsin'in damadını böyle rahatsız eden e, corruption scandals yani rüşvet skandalları düşünüldüğünde the marital status of the president's children yani başkanın çocuklarının medeni durumu diyor Rusya'da x bir mesele. Yani bir tarafta rüşvet skandalı var bir tarafta çocukların medeni durumu var. Rüşvet skandalları düşünüldüğünde çocukların medeni durumu gayet önemsiz bir mesele yorumuyla D seçeneğindeki trivial işaretlemenizi beklemiştik. Evet arkadaşlar, Modi bir zarf sorusuyla kaldığı yerden devam ediyor. A seçeneğinde reluctantly isteksiz bir şekilde anlamını veriyor. B seçeneğinde scarcely nadiren demek. C seçeneğindeki considerably büyük oranda, önemli ölçüde anlamlarını vermektedir. D seçeneğinde appropriately uygun bir şekilde, E seçeneğinde solely yalnızca, sadece anlamlarını veriyor. Soru köküne baktığımızda Chicago'daki cinayetin cinayet oranlarının 2 yıl önce şiddetin artmaya başlamasından önceki vakitlere nazaran daha yüksek olduğunu söylüyor. Boşluğumuza ise en uygun kelime considerably yani C seçeneği olmaktadır. Oldukça yüksek, büyük oranda daha fazla anlamlarını verdiği için ve özellikle bu tarz yapıların comparative ifadelerle higher gibi komparatif ifadelerle iyi bir şekilde anlaştığını söyleyelim arkadaşlar. Herkese merhaba. Bir fiil sorusu var elimizde. Hemen seçeneklere bakalım. A seçeneğindeki perceive algılamak anlamına geliyor. B seçeneğindeki entitle bir hakka sahip olmak, bir imtiyaza sahip olmak anlamlarında kullanılabilir. Genellikle de pasif görürüz bunu İngilizcede. C'deki declare deklare etmek, duyurmak anlamına geliyor. D'deki resolve bir sorunu, sıkıntıyı halletmek, çözmek anlamında. E'deki differ de farklılık göstermek anlamında. Şimdi soru kökünde anlam olarak şöyle diyor. Bir doküman var elimizde bu Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi muhtemelen. Çünkü devamında diyor ki doküman boşluk bütün insanların eşit yaratıldığını ne yapıyor? Deklere ediyor, duyuruyor diye ya da duyurdu, deklere etti diye C'ye gidebiliriz anlam olarak. Devamında da bu bütün insanlar eşit yaratıldığı ifadesiyle zıtlık oluşturacak şekilde bu dokümanın 56 tane erkek tarafından imzalandığını ve bu erkeklerin çoğunun da köle sahibi olduğunu söyleyerek bize bütün insanlar eşit yaratılmıştır cümlesiyle bir zıtlık oluşturuluyor. Tabi noun clause olarak da hani det artı sb ile hangisi devam eder noktasında da C iyi bir şık. Merhaba sevgili arkadaşlar. Modi sorularını çözmeye devam ediyor. Bugün 15. soruda sıra. Hemen seçeneklerdeki kelimelere bakalım. Fiiller var. A seçeneğinde separate, ayırmak. B seçeneğinde dismay, korkutmak, dehşete düşürmek. C seçeneğinde divide, bölmek. Denizli seçeneğinde vary çeşitlilik göstermek, Edirne'de establish kurmak, tesis etmek anlamında. Adana ile Ceyhan birbirine benziyor aslında ama hemen soru kökündeki cümlemizi bir okuyalım. When the kids reach adulthood, çocuklar ergenliğe ulaştığında, yetişkinlik dönemine geldiklerinde, they will bla 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 bir şeyler yapacaklar. Peki ne yapacaklar? The, their own independent nuclear habitations, kendilerine ait, bağımsız çekirdek yaşam alanlarını oluşturacaklar. Duracaklar, kuracaklar, tesis edecekler. En doğru çeviri E seçeneğinde Establish ile olacaktı arkadaşlar. E seçeneği Establish doğru cevabımız. Yeni bir soruyla yine karşınızdayız. Seçeneklerde sıfatlar var arkadaşlar. Boşun devamında Source ifadesi var kaynak anlamında. Öncesinde FBI var. Bakalım nasıl bir kaynakmış bu? A seçeneği successive source. Ardından gelen demek. Consecutive bursa aynı anlamı taşıyor ve A ve B'yi e, uzaklaştırabiliyoruz. Successive ve consecutive ardından gelen demek. Patient Ceyhan sabırlı. Denizli affordable ekonomik olarak satın alınabilir. Edirne'de confidential source yani gizli kaynak demek. İkili olarak baktığınızda arkadaşlar confidential daha mantıklı duruyor. His indictment says yani onun iddianamesi ne diyormuş? E, bir FBI'deki X kaynakla görüşmüş. İletişim kurmuş. E nasıl bir kaynakta görüşmüş derseniz hocam doğal olarak gizli bir kaynakta görüşmüş diyebiliriz. Bu kaynakla ilgili ek bilgi de neyi söylüyor bize? İşte bir İslam devletinin e, temsilcisi olarak kendini tanımlayan bir kaynakla gizli bir kaynakla görüştü diyoruz ve doğru yanıtımız E seçeneğidir. Selam selam arkadaşlar seçeneklerimizde bugün bir kelime bilgisi ölçülüyor hemen anlamlarına bir bakalım. Adana'da verilen altitude Rakım, yükselti. Bursa, evolution, yürürlükten kaldırma, ortadan kaldırma. Ceyhan, kın test, yarışma. Denizli, consultation, başvuru ve Edirne'de verilen attitude, tutum, tavır, davranış anlamlarına sahip ifadeler. Soru kökünde diyor ki, derhezmine shift bir değişiklik var. Nerede? Şehirlere yönelik olan, oradaki toward ifadesini to gibi düşünmek lazım. Şehirlere yönelik nerede bir değişiklik var diye soru soracağız. Değişikliğimiz tabii ki tutum, tavı, davır ve tavır ve davranışlar da var. Özellikle de genç insanlar arasında bunlar şehirlere gelip özellikle böyle e, yürüyüş yapılabilecek muhitleri tercih eden gençler arasındaymış. Doğru seçeneğimiz Edirne'de verilen attitude. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Esen kalın. Elimizde bir isim sorusu var. Hemen seçeneklere bakalım. Adana'daki diversity çeşitlilik anlamına geliyor. Bursa'daki insurance sigorta, Ceyhan'daki suspicion şüphe, Denizli'deki exile sürgün, Edirne'deki reference da referans anlamına geliyor. Bu sorunun çözümünde hemen boşluğun soluna ve sağına bakılarak da aslında doğru yanıta ulaşılabilir. Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın Hindistan'da nasıl yaşadığını soruyor bize. Hindistan'da sürgün hayatı yaşıyormuş, sürgünde yaşıyormuş. O yüzden in exile tabirini oluşturup Denizli ile soru kökünü tamamlamak lazım. Diğer seçenekler Denizli'ye kıyasla çok zayıf çeviriler veriyor. Soru genelinde de şöyle bir şey diyor. Çin en yani çok ciddi bir şikayette bulunmuş, bir serzenişte bulunmuş. Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama ki kendisi Hindistan'da sürgün halinde yaşıyor. Bu vatandaş işte tartışmalı bir bölge var. O bölgeyi ziyaret edince Çin ciddi manada serzenişte bulunmuş. Yani Dalai Lama'nın sürgünde yaşadığını söyleyen Denizli'deki exile doğruca yapılıyor. Evet bir sıfat sorusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde rigid, sert katı anlamlarında bir kelime görüyoruz. B seçeneğine baktığımızda eminent, ünlü, famous grubundan ünlü bilinen meşhur anlamlarına gelen bir sıfat görüyoruz. C seçeneğine baktığımızda impulsive bir anda gelişen fevri anlamlarına gelen planlanmamış anlamında kullanılan bir sıfattır. D ve E seçeneklerimiz ise birbirini götürüyor. İkisi de büyük derecede önemli ölçüde anlamlarını veriyor. Soru kökümüze baktığımızda çevrimizi şu şekilde yapabiliriz. Sınavlarında başarısız olduğu ancak ünlü halk bilimci Mac Edward Leach'ten almış olduğu İngiliz ve Amerikan folkloru yani halk bilimi dersi onun için yeni bir kapı açtı dediğimiz sorumuzun doğru cevabı B seçeneği oluyor. Ünlü halk bilimci, ünlü folklorist anlamını veren eminent sıfatı sorumuzun doğru cevabını oluşturmaktadır. Soru kökündeki cümleyi hemen bir inceleyelim. Each year the United States issues about 70,000 patents. Yani her yıl Birleşik Devletler yaklaşık 70 bin patent yayınlıyor. Buradaki issue sözcüğüne dikkat, yayınlamak demek. Only a few of which, bunlardan sadece birkaçı, ultimately reach the stage of blah blah production. Bunlardan sadece birkaçı nihayetinde nokta nokta üretim aşamasına varıyor. Peki nasıl bir üretim olabilir bu? A seçeneğinde reasonable, makul, mantıklı, akla yatkın demek. Aynı şekilde E seçeneğinde plausible da benzer anlamlar veriyor. Eş anlamlı sözcükler kategorisinden bunların ikisi birbirini götürebilir. B seçeneğinde commercial, ticari. C seçeneğinde exploited, sömürülmüş, kullanılmış. Denizli'de arrogant. Commercial production, ticari üretim doğru cevabımız olacaktı arkadaşlar. Yeni bir soruyla yine karşınızdayız arkadaşlar. Fiiller var seçeneklerde. A seçeneği convinced, ikna oldu. Bursa reduced, azaldı. C'deki merged, birleşti. Denizli adjusted, ayarladı. Edirne sustained, sürdürdü. Şimdi after more than two decades of fierce competition yani çok şiddetli bir rekabetten sonra 20 yıl süren şiddetli rekabetin ardından iki tane rival company, rakip şirket 1905'te Nestle'yi kurmak için ne yapmış hocam? bence birleşmiş. O zaman birleşmek fiili olan C seçeneğindeki merge burada doğru yanıta götürüyordu bizi. Selam selam arkadaşlar. Bugünkü sorumuz bir noun sorusu. Hemen seçeneklere bakalım. Adamdaki recognition, tanıma. Bursa'daki verilen illusion, ima. Dokundurma, laf çakma. Ceyhan'da verilen distinction, farklılık. Deniz'de verilen corruption, yolsuzluk, rüşvet, çürüme. Edirne'de verilen attachment, eklenti demek bunu biliyoruz. Bir de bağlılık, muhabbet, sevgi demek. Boşluğun devamında gelen skandal ismine bakarak esasında sorumuzu hemen cevaplandırabiliriz. Ne skandal olabilir? Tabii ki yolsuzluk skandalı deyip direkt denizi işaretlemek lazım. Hemen anlama bir bakalım. Rio oyunları daha bir yıl öncesinde başladı. Ve plague. Plague normalde veba demek buradaki anlamın başına bela oldu. Organizasyon problemleri başına bela oldu bir. Spotty attendance az katılım başına bela oldu. Artı yolsuzluk e, skandalları başına bela olmuş. Bir de Brezilya'nın 10 yıl içerisinde, onlarca yıl içerisindeki o kötü resesyon, durgunluk, ekonomik durgunluğu başına bela olmuş. Doğru seçeneğimiz bu bağlamda corruptionmış. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Esen kalın. Bir tane isim sorusu var karşımızda. Hemen incelemeye başlayalım seçenekleri. Adana'daki dwellings çoğul haliyle yaşanılan yerler, haneler gibi anlamlara geliyor. Bursa'daki colleagues iş arkadaşları, Ceyhan'daki slaves köleler, Denizli'deki landlords Ev sahipleri. Edirne'deki brokers da komisyoncular, borsacılar e, gibi anlamlara geliyor. Şimdi soru kökünde şöyle bir şey diyor. Yaklaşık 4 milyon birileri e, ekim dikim alanlarında plantasyon ve domestic worker olarak yani ev içi hizmetçi olarak çalışmak üzere bir yerlere varmış. 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar. Şimdi ekim dikim alanında çalışacak ve ev içinde hizmetçi olarak çalışacak 4 milyon ne var acaba seçeneklerde? En iyi çeviri burada slavesle yani ceyan verilebiliyor. O zaman 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yaklaşık 4 milyon köle ekim dikim alanlarında ve ev içinde hizmetçi olarak çalışmak üzere bir yerlere vardı şeklinde bir çeviri yapıyoruz. Doğru cevap ceyan oluyor. Evet, şimdi de bir isim sorusuyla devam ediyoruz. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde adjustment kelimesini görüyoruz. Ayarlama veya adaptasyon anlamlarına gelebilir yerine göre. B seçeneğinde gain isim olarak kullanıldığında kazanım anlamını vermektedir. C seçeneğinde district alan bölge anlamlarını veriyor. D seçeneğinde issue kelimesi var. İsim olarak kullanıldığında konu, mesele anlamlarına gelmektedir. E seçeneğinde de cooperation kelimesi işbirliği anlamını veriyor. Soru köküne baktığımızda çeviriyi yaparak başlarsak eğer. Politikacılar, özel lise yöneticileri, eğitimciler, ebeveynler ve öğrenciler arasında geçen sohbetlerde veya konuşmalarda özel liselerin ücretinin ödenebilirliğinin sadece finansal bir mesele olarak göz önünde bulundurulduğu, sadece finansal bir mesele olarak göz önünde bulundurulduğu görülmektedir. Yani konu tamamıyla parasaldır diyen bir soru kökümüz var. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oluyor. Merhaba arkadaşlar. Modi bir isim sorusuyla bugün çözümlerine devam ediyor. Soru kökündeki cümleyi incelediğimizde Purchasing Government Bonds and Mortgage Backed Securities diye bir özlemiz var arkadaşlar. Purchase satın almak demek devlet tahvillerini, government bonds ve mortgage destekli tahviller de diyebiliriz securities'e poliçeler de diyebiliriz. Bu poliçeleri satın almak tends to push down, aşağı doğru itiyor gibi görünüyor. Peki neyi aşağı doğru itiyor? Mortgage ve Diğer uzun vadeli nokta nokta oranları ne oranlarını aşağı doğru itebilir? A seçeneğinde abundance bolluk, B seçeneğinde restriction kısıtlama, C seçeneğinde interest buradaki anlamıyla faiz, D seçeneğinde participation katılım, E seçeneğinde attendance hangi e, oranları aşağı doğru itebilirdi? Uzun vadeli faiz oranlarını yani cevabımız C seçeneği interest olacaktı arkadaşlar. Modi'den herkese yeniden merhabalar. Hemen soruya bakalım. Seçeneklerde fiillerimiz var. A seçeneği required e, ihtiyaç duyulacak, gerek olacak. Bursa'daki persuaded, ikna olacak. C'deki divert, yönlendirilecek. E, deniz'deki disturbed, rahatsız edilecek, rahatsız olunacak. Edirne'deki defected, tenzih etmek anlamına geliyor arkadaşlar. E, ne diyor cümlemiz? The United Nations, Birleşmiş Milletler'in bir tahmini var. Neymiş bu tahmin? Musul'daki temel infrastructure yani temel altyapı rebuild yapmak için yeniden inşa etmek için en az 1 milyar dolara ne yapılacak will be required Selam selam arkadaşlar. Seçeneklerde fiil bilgimiz ölçülüyor. Hemen bir bakalım neler varmış acaba seçeneklerde. Adana confusing kafa karıştırmak. Bursa select seçmek. Ceyhan discriminate seçmek. Ama burada zor beğenmek anlamıyla da ayrım yapmak anlamında kullanılabilir. Denizlis launch başlamak, başlatmak ve relate ifadesi biliyorsunuz ki ilgilenmek, ilgili olmak. Şimdi yukarıda soru gökü ne diyor ki? Avustralya ve Avrupa Birliği Kasım ayının 2015 Kasım ayında anlaşmaya vardılar çalışmaya ile ilgili. Hangi konuda? Serbest bir ticaret anlaşması ile ilgili müzakereleri ne yapma konusunda? Müzakerelere başlanır. Müzakerelere başlayıp Denizli launching ifadesini işaretlemek gerekiyor. Bu kadar efendim. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Esen kalın. Bir isim sorusuyla karşınızdayız. A seçeneğindeki progress ilerleme anlamına geliyor. B seçeneğindeki recession durağanlık, durgunluk anlamına geliyor. C seçeneğindeki validity geçerlilik. D seçeneğindeki corruption bozulma, yozlaşma anlamında. Ve E seçeneğindeki invasion da istila anlamında kullanılıyor. Şimdi bu sorunun çözümünde ilk bölümde bir vatandaşın kimliğinin üzerindeki resmin vatandaşın kendisine hiç benzemediğinden bahsediyor. Ve devamında da and diyerek geçiş yapıyor ve diyerek geçiş yapıyor. Yani paralel bir yargıda bulunmamız lazım. Bu bağlamda da ikinci bölümde boşluğun olduğu noktada kimliğin geçerliliğinin devamlı sorgulandığından bahsedeceğiz. Çünkü resim benzemeyince bu kimlik geçerli midir değil midir ne kadar valid'dir değildir o sorgulanmış oluyor. Dolayısıyla Ceyhan'a gidiyoruz. Kimliğin ilerlemesi, kimliğin durağanlığı, kimliğin işte yozlaşması, kimliğin istilası gibi çevirileri iyi olmadığı için zaten Ceyhan'daki kimliğin validitesi geçerliliği ifadesi doğru yapılıyor. Bir fiil sorusuyla karşı karşıyayız. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğindeki evacuate fiili boşaltmak, bir binayı boşaltmak, tahliye etmek anlamlarını veriyor. B seçeneğinde establish fiili kurmak anlamını veriyor. C seçeneğinde enact özellikle hukuk bağlamlarında kullanıldığında bir yasayı yürürlüğe koymak anlamına gelmektedir. D seçeneğinde consume tüketmek demek ve E seçeneğinde enable'da mümkün kılmak, olanak sağlamak anlamlarını vermektedir. Soru köküne baktığımızda çevrimizi yaparak başlayalım. 2010 yılında John ve Patrick Collison kardeşler tarafından kurulan Stripe isminde muhtemelen bir uygulama 25 ülkedeki tüccarların ödemeleri online olarak online formatta alabilmesine imkan sağlayan bir teknoloji sunmaktadır diyen Enable fiilimiz yani E seçeneğimiz sorumuzun doğru cevabını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Enable fiilinin Allow fiiliyle de aynı anlamı taşıdığını söylemek gerekiyor. Bu sefer bir zarf sorusuyla karşınızda. Soru kökünde ne diyor? The report says, rapor şöyle diyor. Government troops, Devlet orduları, devlet güçleri often blah blah killed civilians. Sivilleri genelde öldürdü. Shooting them in the back. Arkalarından vurarak, sırtlarından vurarak when they tried to flee. Onlar kaçmaya çalışırken sırtlarından vurarak sivilleri öldürdü. Peki nasıl öldürdü? A seçeneğinde fairly, oldukça öldürdü. B seçeneğinde accidentally, kazara, tesadüfen öldürdü. C seçeneğinde Extremely yine oldukça öldürdü. Denizli'de Deliberately kasıtlıca, bilerek, isteyerek öldürdü. Edirne'de Recently son zamanlarda. Eğer sırtlarından vuruluyorlarsa, kaçarken ateş ediliyorsa arkadaşlar, D seçeneği Deliberately kasten öldürüldüler. Devlet orduları, devlet güçleri kasten öldürdü sivilleri anlamıyla Denizli'de Deliberately doğru cevabımızdı. Modi'den yeniden merhabalar arkadaşlar. Hemen bakalım. Boşluk devamında disdain diye bir isim söz konusu. Küçümseme anlamına gelir. A seçeneği proposed disdain yani önerilmiş küçümseme kötü oldu. Bursa bargained disdain pazarlık edilmiş küçümseme bu da kötü oldu. C'deki mutual disdain karşılıklı küçümseme fena değil. Denizdeki optimistic disdain iyimser küçümseme ve Edirne, proper disdain düzgün küçümseme. Bu ikililerde zaten C seçeneği ön planda. Soru ne diyor bize? A famous photo of two great leaders. Oradaki two dönem arkadaşlar. iki tane liderin bir ünlü fotoğrafı var. Looking uncomfortable yani 2013'teki bir meetingde toplantıda Kuzey İlanda da bunlar böyle rahatsız görünüyorlar zaten. Ve bu ne olarak yorumlandı? E, interpreted as a sign of their mutual disdain yani karşılıklı olarak birbirlerini küçümsemeleri olarak yorumlandı mantığıyla doğru yanıtımız C seçeneğiydi bu soruda. Selam selam arkadaşlar. Bugünkü sorumuz bir fiil bilgisi. Hemen seçeneklere bakalım. Adana'da verilen C's durmak durdurmak. Bursa Elyur büyülemek, cezbetmek, baştan çıkarmak. Ceyhan Confirm onaylamak. Denizli Recall hatırlamak, hatırlatmak, geri çekmek ve Edirne'de verilen appeal başvurmak, cezbetmek ya da temize gitmek anlamlarına sahip. Soru kökünde diyor ki hiç iyi bir opsiyon yok gibi görünüyor. Kuzey Kore'yi ne yapmada? Esasında end'in devamı bize güzel bir şekilde açıklayacak. Ve görünüyor ki it appears that it, it will continue its present path. Günümüzdeki var olan gittiği yolda devam edecek gibi görünüyor. O zaman durdurmanın imkanı yok anlamıyla. Adana siz doğru seçeneğimiz. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Elimizde bir zarf sorusu var. Adana'daki ultimately nihayetinde sonunda anlamında. Bursa'daki practically neredeyse hemen hemen aşağı yukarı civarında anlamında. Ceyhan'daki slightly hafiften hafif bir şekilde. Denizdeki solu sadece. Edirne'deki temporarily de geçici bir şekilde anlamına geliyor. Şimdi burada bahsettiği battery power aslında elektrikli araçların aküsünden bahsetme amacıyla yazılmış. Çünkü 3. satırda uzun şarj süreleri diye lengthy charging times diye bir ifade var. Oradan anlıyoruz bunu. Ve bahsettiği olay da Çoğu ülkede sadece e, elektrikli aküyle çalışan arabaların sayısının az olduğu ve bunun sebepleri. Yani buraya aslında soluluğu koyarak sadece elektrikli aküyle çalışan araba sayısı çoğu ülkede hala çok az. Çünkü sebepleri işte fiyatları, uzun şarj süreleri ve range'lerinin yani bir şarjla gidebileceğiniz mesafenin kısa olması şeklinde bir ifade vermiş bize. Bu bağlamda doğru cevabımız aslında denizdeki soluluğu oluyor. Evet modi bir fiil sorusuyla daha karşınızda. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde ve E seçeneğinde expand ve extend fiillerinin genişletmek uzatmak anlamlarına geldiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda A ve E seçeneklerini birbirine eletebiliriz. B seçeneğinde fertilize fiili verimli hale getirmek, gübrelemek anlamlarını vermektedir. C seçeneğinde handle bir konuyla baş etmek, başa çıkmak, üstesinden gelmek anlamına gelir. Ve D seçeneğinde assume ise varsaymak, farz etmek demektir soru köküne baktığımızda çevrimizi yaparsak eğer hükümet gelecek hafta Avrupa'da yaşanan göç kriziyle baş etmek için Avrupa'da yaşanan göç krizinin üstesinden gelmek için yeni önlemleri, tedbirleri ana hatlarıyla belirtecek. Ki bu da bir yandan mültecilere yardım ederken bir yandan da yasa dışı göçü kontrol altına alma noktasında bir denge sağlayacak diyen handle fiilimiz sorumuzun doğru cevabını oluşturmaktadır soru kökündeki cümleye bakalım. Middle income countries yani orta gelir düzeyindeki ülkeler need to attend to the education of their poorest people. En fakir insanların halkının en fakir kısmının eğitimine dikkat kesilmek zorunda, dikkat etmek zorunda. Niçin? To build their economies. Ekonomilerini in, bina etmek, inşa etmek için. And blah blah long term stability. Uzun dönemli istikrarı nokta nokta etmek için. Uzun dönemli istikrarı ne etmek için bu eğitime önem vermek zorundalar? A seçeneğinde abide, uyumak, itaat etmek veya katılmak, anlaşma ve benzeri şeylere uyumak anlamında kullanılıyor. Bursa ve Denizli birbirine çok benziyor. İhmal etmek, görmezden gelmek. Ceyhan compel, zorlamak anlamında cevabımız E seçeneği ensure, sağlamak, garanti etmek olacaktı. Uzun dönemli istikrarı sağlamak için eğitime önem vermek zorundalar. Modi'den herkese merhabalar. Seçeneklerde sıfat görüyoruz. Boşun devamında kotalar diye bir isim var. A seçeneği adequate kotas yani yeterli kotalar fena değil. Ancak denizdeki sufficient da yeterli demek. Yeterli kotalar A ve D seçeneği birbirini götürüyor. Bursa'daki competitive kotas yani rekabetçi kotalar bu çok güzel gelmedi bana. Ceyhan'daki mandatory kotas zorunlu kotalar olabilir. E'deki distinguished kotas ayrıcalıklı kotalar. Bu da çok güzel gelmedi arkadaşlar. Sıfat isim ikilisinde C seçeneğine pozitif Yargım var soru kökü der ki Avrupa Birliği üyeleri 160 bin tane sığınmacıyı kendi arasında between them böyle relocate yapmaya yani konumlandırma konusunda anlaştı ama Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ve Macaristan'da X kotaları kabul etmenin Y'nin aleyhine oy verdi. Nasıl kotalar dersek arkadaşlar zorunlu kotalar diyeceğiz C seçeneği mandatory. Selam selam arkadaşlar bugünkü sorumuz bir adjective. Sıfat bilgisi. Hemen seçeneklere bakalım. Adana sensitive. Hassas, kırılgan. Bursa invalid. Geçersiz. Ceyhan reputable. Saygın, muhterem. Denizli sensible, makul, mantıklı ve edine de verilen involuntary, gönülsüz, isteksiz anlamlarına sahip ifadeler. Boşluğun devamına verilen decision, karar ismini acaba neyle niteleyeceğiz? Seçenekleri pozitif, negatif diye ayırmak lazım. Yani Bursa'yı ve Edirne'yi olumsuz olarak bir kenara ayıralım. Diğerlerini de olumlu olarak diğer kenara ayıralım. Bir bakalım. Bizim our prime motivation, bizim asıl motivasyonumuz doğal dünyayı anlamaktır. Bu pozitif geliyor. Ve o bilgiyi kullanmaktır. Pozitif devam ediyor. Ve bilgiyi anlamak nasıl kararlar konusunda? Tabii ki makul, mantıklı kararlar hangi konu üzerinde? Kamuyla ilgili, sorularla ilgili makul kararlar hakkında bilgilendirmeyi anlamak. Bu bağlamda Denizli Sensible ifadesini işaretledik. Bir sonraki soruda görüşmek üzere zar sorusu var elimizde. Adana'daki initially ilk başta, ilk başlarda anlamında. Bursa'daki vaguely muğlak bir şekilde. Ceyhan'daki primarily esasen, aslen, çoğunlukla. Denizdeki sparsely seyrek bir şekilde. Edirne'deki formerly de önceden anlamına geliyor. Şimdi bu burada bir tane şirketten bahsediyor. Bu şirketin de 100 ila 200 müşterisi olduğundan bahsediyor yıllık ve bu şirketin inşaat projelerinde ve güneş enerjisiyle alakalı işlerde çalıştığından bahsediyor. Biz buraya primarily zarfını koyarak Şirketin aslen inşaat projelerinde, çoğunlukla inşaat projelerinde, esasen inşaat projelerinde ve güneş enerjisiyle ilgili işlerde çalıştığı anlamını veriyoruz. Burada formerly koysaydık, mesela eskiden bunlar üzerine çalışırdı deseydik, o zaman yüklemimiz works değil, worked olmalıydı. Yine initially de benzer bir bağlamda düşünülebilir. O zaman esasen bu şirket inşaat projeleri ve güneş enerjisi işleriyle ilgileniyor diyerek Ceyhan'a gidiyoruz. Bir fiil sorusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçeneklerin anlamlarına bak baktığımızda A seçeneğindeki thrive fiilinin başarılı olmak, gelişmek. B seçeneğindeki stabilize fiilinin stabilize olmak, dengede durmak, sabitlemek, sabitleşmek anlamlarına geldiğini. C seçeneğinde fluctuate fiilinin dalgalanmak, değişiklik göstermek. D seçeneğinde glance fiilinin bakmak, bir göz atmak. E seçeneğindeki retain fiilinin ise bazen sürdürmek, bazense ise alıkoymak anlamlarına geldiğini söyleyebiliriz. Soru köküne baktığımızda Because girişiyle ile karşılaşıyoruz. Şu şekilde çeviri çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Mademki fiyatlar sürekli dalgalanıyor yani değişiklik gösteriyor. Bu bağlamda sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği oluyor. En güncel ücretlerden haberdar olmak için havayolu sitelerine ve Google Fly sitesine sürekli bakmakta. Bu siteleri sürekli kontrol etmekte fayda var şeklinde bir çeviri yapabilir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Modi 40. sorusunda arkadaşlar bir fiili test ediyor. Hemen soru kökündeki cümleye bir bakalım. Shortly after winning the Nobel Peace Prize in 2010. 2010 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandıktan kısa bir süre sonra she was placed under strict house arrest. Sıkı bir ev hapsine tabi tutulduğu to her small apartment in beijing pekin'deki küçük dairesiyle nokta nokta oldu peki ev hapsine tabi tutulunca ne olur küçük dairesiyle sınırlı tutuldu diyebiliriz adana'da resist direnç göstermek ceyhan'da prevail egemen olmak hüküm sürmek edirne'de exceed aşmak geçmek denizli'de deliver dağıtmak teslim etmek doğru cevap bursa'da confine olacaktı sınırlamak anlamında Confined to her small apartment küçük dairesiyle sınırlandırıldı onun özgürlüğü B seçeneği yakın find doğru cevabımızdı bu soru için Modi ile yeni bir sorudan herkese yeniden merhaba. Seçeneklerde sıfatlar ve boşluk devamında bir isim var. Communities yani toplumlar. Nasıl toplumlar? A seçeneği Delicate Communities. Delicate hassas demek. Edirne'deki Fragile kelimesi de hassas anlamında. Bu iki kelimeye önyargımız olsun. B'deki Diverse Communities çeşitli toplumlar demek fena değil. C'deki Incredible Communities inanılmaz toplumlar demek. E'deki Inevitable Communities ise kaçınılmaz toplumlar olur arkadaşlar. Boşun öncesindeki Racial ifadesi yani ırk olarak anlamında e, ırk olarak nasıl toplumlar dersek aslında soruya yayılmadan 2-3 kelime bazında Bursa'daki diverse communities yani ırk olarak çeşitli toplumlar mantığıyla aslında burada C, B'de kalmak lazım. Bir fon var bu fon ne olmuş? Approve olmuş yani onaylanmış e, yasa yapıcılar tarafından ve e, işte polisleri eğitmek için kullanılıyormuş bu. Ama nerede çalışan polisler? Irk olarak çeşitli toplumlarda çalışan polisler diyeceğiz. Bu yorumlarla B seçeneği gayet güzelmiş. Selam selam arkadaşlar. Bugünkü sorumuz bir zarf. Adverb sorusu. Hemen seçeneklere bakalım. Adana Exclusively özellikle, yalnızca, Bursa Eventually sonunda, nihayetinde, Ceyhan Especially o da özellikle, Deniz Respectfully saygıdeğer bir şekilde ve Edirne Chiefly başlıca. Şimdi boşluğun öncesini bir okuyalım. Diyor ki gazetede deniyor diyor ki gazete bir rapor ortaya koymuş. Diyor ki insanlar bir insan zinciri oluşturmaya başladılar. Begin filmine dikkat ediniz. Boşluğun devamında okyanusa doğru 100 yard yaklaşık 100 yarda kadar ulaşmışlar. Bir tarafta başladılar öbür tarafta ulaştılar. Yani bir öncelik sonralık belirtiliyor. Bu bağlamda bizim gitmemiz gereken seçenek tabii ki Bursa eventually sonunda şu kadar mesafeye ulaştılar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Esen kalın. Elimizde bir isim sorusu var. Adana'daki prosperity zenginlik refah anlamında kullanılıyor. Bursa'daki requirement gereksinim, gereklilik anlamında. Ceyhan'daki expenditure harcama anlamında. Denizli'deki emission, çıkarma, eksiltme gibi anlamlara geliyor. Edirne'deki commodity de mal, ürün, MT anlamında kullanılıyor. Şimdi soru kökünde sağlık bakım hizmetlerinin e, tek başına Hükümetin en büyük bir şeyi olduğunu bize söylüyor. Devamında da cümlenin tipik olarak bütçesi, savunma bütçesinin iki katıdır diyor. Bu bağlamda aslında hükümetin yaptığı harcamaların en büyüğü dememiz lazım. Özellikle de soru kökünün devamında işte savunma bütçesinin neredeyse iki katıdır demesi bize burada doğru cevabın Ceyhan'daki expenditure olduğunu biraz daha gösteriyor. O zaman ne diyoruz? Sağlık bakım hizmetleri tek başına hükümet harcamalarının en büyük en fazla olanıdır ve tipik olarak da savunma harcamalarının neredeyse ikiye katlar diye bir çeviri yapıyoruz. Modi sorularına bir isim sorusuyla kaldığı yerden devam ediyor. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğindeki depletion kelimesinin yok olma, tükenme anlamını verdiğini, B seçeneğindeki negotiation kelimesinin müzakere, C seçeneğindeki consumption kelimesinin tüketim, D seçeneğindeki 10 set başlangıç E seçeneğindeki investment kelimesinin de ise yatırım anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Soru köküne baktığımızda 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte ortaya çıkmasıyla birlikte dediğimiz 10 set kelimesi sorumuzun doğru cevabını oluşturmaktadır. Bütçe açığına karşı yapılan muhalefet ortadan kalkmış ve bunun sonucunda tam istihdam sağlanmıştır. Cümlemizin çevresini ise bu şekilde yapabiliriz. Herhangi bir tarihi olay veriliyorsa ve with the blah blah of girişi var ise on set, a set gibi kelimeler sorumuzun doğru cevabı olabilir.